tıpkı NTF'nin yaptığı gibi. Türkiye'nin genç kuruluşu NTF, Anadolu'ya yüzyıllarca yaşayacak yeni yapılar kazandırıyor. NTF, Anadolu'nun geleceğine imzasını atıyor. Geçmişten günümüze taşınan tüm değerlere saygı duyarak, doğal çevreye sahip çıkarak. NTF'nin kurum kültürünün temelini ise bilgi ve insana verdiği değer oluşturuyor. Tüm NTF çalışanları bilgi ve insana verilen değerin 1995 yılında kurulan NTF'nin genetik kodlarına işlenmiş olduğuna inanıyor. İşte bu inanç NTF'nin yaptığı işlere de yansıyor ve kurumu kısa sürede ulaştığı bugünkü düzeyine taşıyor. Gövde hacmi itibariyle Türkiye'nin 6. büyük barajı olan Dalaman Akköprü, Türkiye'nin genç kuruluşu NTF tarafından yapılıyor. Dalaman Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının ihalesini kurulduğu yıl olan 1995'te alan NTF, şimdi bu büyük işi tamamlama aşamasına getirmenin gururunu yaşıyor. Ve NTF'nin bir başka işi, Pendik Atık Su Sahil Kolektörü inşaatı. Hedefleri ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak gerçekçi planları olan bir kurum için kısa sayılacak süre içinde NTF'nin gösterdiği bu performans onu şimdiden Türkiye'nin önemli inşaat şirketleri arasına soktu. Ancak NTF'nin geleceği planlanırken onun bir dünya şirketi olması öngörülmüştü. Ve yine aynı kısa süre içinde bu öngörü de gerçeğe dönüştü. Kalite anlayışı ISO 9001 belgesiyle onaylanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen inşaat şirketi NTF'nin aynı zamanda bir dünya şirketi olduğunun teyidi bir dünya devi olan Caterpillar'dan geldi. Caterpillar, global anlamda inşaat şirketleri arasında performans ve teknoloji kullanımı açısından NTF'yi ilk çeyrekte gösteriyor. Dünya şirketi olabilmek için global ekonominin kurallarına uymak gerekir. Bu gerçeği iyi bilen NTF'nin muhasebesi kurulduğu yıl olan 1995'ten beri uluslararası ve bağımsız bir denetçi olan PricewaterhouseCoopers tarafından denetleniyor. Ayrıca NTF yine kuruluşundan bu yana uluslararası bir hukuk firmasıyla çalışıyor. Ve konusunda dünyaca ünlü yerli yabancı danışmanlarla gerek teknik gerekse stratejik amaçlı olarak işbirliği yapıyor. Şantiyelerde oluşturulan network ortamında tamamı lisanslı yazılımlar kullanan NTF, ayrıca kendi bünyesinde gerçekleştirdiği ARGE çalışmalarıyla bilgisayar ve inşaat alanında teknolojiyi yapılan işe en üst düzeyde yansıtıyor. Bilgiye dayalı teknoloji kullanımı NTF'nin Akköprü Barajı şantiyesinde, örneğin dolu sabak betonunun dökülmesinde finisher kullanımı olarak, ki bu uygulamanın dünyada çok az örneği bulunmaktadır. Yine aynı şantiyede örneğin GPS desteğiyle taşıma araçlarından en yüksek verimin elde edilmesi olarak karşımıza çıkıyor. GPS'i sivil amaçlı kullanarak Türkiye'de de bir ilki gerçekleştiren NTF, bu sistemin donanım ve yazılımını kendi bünyesinde gerçekleştirdi. Ve bu sistem, imalat, ikmal ve servis işlerinde çalışan makinelerin performanslarını değerlendirebilmeyi, iş makinelerinin çalışmasını anında bilgisayar ekranında izleyebilmeyi, kısacası iş verimini büyük ölçüde arttırmayı sağlıyor. NTF'nin kullandığı yüksek teknoloji, iş verimi anlamında sağladığı katkıların yanı sıra kuruluşa bir de ödül getirdi. NTF, GİAD'ın 1997 yılında düzenlediği Yeni Ufuklar Proje Yarışması'nda GPS destekli şantiye otomasyonu projesi ödüle layık görüldü. Kurumun faaliyetlerine yansıyan tüm bu uygulamalar, NTF'nin bilgiye verdiği önemi gösteriyor ve bilgiye yapılan yatırımın örneklerini oluşturuyor. Bilgiye ve insana yapılan yatırımın NTF'nin kurum kültürünü oluşturduğunu söylemişti. Şimdi de NTF'nin insana yatırımının yapılan işe nasıl yansıdığını görelim. Yıllık cirosu 35 milyon Amerikan doları olan NTF'nin bugün için en önemli ve öncelikli işi Dalaman Akköprü Barajı. Önemli çünkü bu büyük gövdenin inşası çok yakında tamamlanıp hizmete girdiğinde
Türkiye'nin en önemli turizm şeridi yeni, gücü tükenmeyen ve çevre dostu bir enerji desteğine kavuşacak. Öncelikli çünkü yüzyıllardır dizginlenemeyen ve zaman zaman verimli tarım alanlarına büyük zararlar veren Dalaman Çayı'nın suları artık insanlara sadece bereketi taşıyacak. NTT bayrağı altında tamamlanma aşamasına gelen bu barajın inşaatında çalışanların sayısı zaman zaman 600 kişiye kadar ulaşıyor. NTT'nin sahip olduğu bilgi birikimi ve teknoloji, uzmanlar tarafından yapılan tüm işlere en üst düzeyde yansıtılıyor. Bunun yapılabilmesi için NTT mühendislerinin bilgi birikimi, şirket içi, yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarıyla sürekli destekleniyor, geliştiriliyor. NTT'nin insana verdiği önem sadece üst düzey çalışanlarının mesleki eğitimiyle sınırlı kalmıyor elbette. Çağdaş ve düzenli bir yerleşim bölgesini andıran NTT şantiyelerinde çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması için gerekli olan tüm detaylar yerini buluyor. Sadece her türlü ilk yardım müdahalesinin yapılabileceği donanıma sahip revir ya da sadece sportif ve sosyal tesislerde değil, NTT'nin insana verdiği önem yapmakta olduğu şirket içi yatırımlarda da görülüyor. NTT, yatırım kararı verirken yapılacak yatırımın yalnızca işletme maliyetinin düşüklüğünü, ilk yatırım maliyetinin şirketin hesaplanan nakit akışına uygunluğunu değil, aynı zamanda kullanıcı personelinin konforunu ve güvenliğini de önemli bir kriter olarak değerlendiriyor. Çünkü NTT çalışanları, NTT'nin asıl varlığını oluşturuyor. Günümüz uygarlığının, dünyanın geleceğine bırakacağı bilgi ve kültür birikiminin en önemli göstergelerinden biri, bugünün mimari yapıları olacak. Kurduğumuz yapılar, tıpkı geçmişi günümüze taşıyan mimari eserler gibi, bugünü geleceğe taşıyacak. NTT, yaptığı işlere böyle bir tarihsel sorumluluk penceresinden bakıyor ve insana verilen önem konusunda çemberin sonsuza kadar genişletilmesi gerektiğine inanıyor. Ve bu perspektif, NTT'yi lokal işler yapan bir kurum olmaktan çıkarıp dünya ölçeğinde önemli bir konuma taşıyor. Genç NTT, sahip olduğu değerler, kısa sürede gerçekleştirdiği büyük projeler ve geleceğe dönük vizyonuyla Türkiye'den sonra dünya inşaat sektörünün de parlayan yıldızlarından biri olacağına inanıyor. Anatolia, the place that thousands of years ago witnessed the dawn of civilization, a journey that extends up until the present day. This is the place from where the father of the gods, Zeus, ruled the world, the place where Ataturk created modern Turkey from the ashes of an empire. This is